Herkese bir yeni videomuzdan merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi farklı bir hesaptayız. Bir arkadaşın hesabından size bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle Boğdan geldi. 10. yılda ve bu arkadaşımız Boğdan'a girecek. Ama benim size anlatmak istediğim şey Boğdan'a girdiğimiz değil. Şimdi bu arkadaşımız ne aldı ona bakalım. Yeni bir vezir aldı. Bu yeni aldığı vezirin ismi Erçil. Ve Erçil'i çok geç aldı gerçekten. Şu anda Erçil'i 100 yetenekte bulunuyor. Ve bu Erçil'i bugün sizlerle ne yapacağız? Videonun sonunda görürüz artık. Şimdi bu 100 yetenekte bir Erçil. Bu Erçil'i geç almak bunun için bir dezavantaj mı yoksa değil mi? Öncelikle ona bir bakacağız. Şimdi bu tür vezirleri aldığınız zaman çok önemli. Mesela birikimli mi alıyorsunuz, birikimsiz mi? Birikimsiz bir vezir almak gerçekten tam bir işkence. Çünkü daha sonrasında bu veziri fulleme olayı var. Şimdi bu arkadaşımız Erçil almış ama Erçil'e girdiğimiz zaman şu anda Erçil'de gördüğümüz gibi 2, 4, 5 tane 6 yıldız yeteneği var. 2 tane de 5'er yıldız yeteneği var. Şimdi bunlara baktığınız zaman 3579 adet güç payesi, 1869 adet süper payesi ve 574 binlik bir kitap tecrübesi var. Yani bu arkadaşımız muhtemelen bu etkinlikte, hatta muhtemelen değil kesinlikle bu etkinlikte bu Erçil'i fulleyecek. Bu Erçil fullendiğinde buna seviye de basacağız tabii ki. Şu anda birinci seviyede 450'ye kadar getiririz bunu. Hatta ilk başta biz bunu bir 450'ye getirelim. Hiç uğraşmayalım. Kaftanı var bildiğim kadarıyla bakmadım ama. Hatta ben size mouse sesi de çok fazla vermeyeyim. Şuradan yapalım hemen. Dediğim gibi bu tarz vezirleri erken ya da geç almanızın önemi yok. Gerçekten yeterli birikiminiz var mı? Önemli olan bu. Hani 2 ay önce birikimsiz bir şekilde almaktansa 2 ay sonra tam birikim yapılmış şekilde vezir almanız daha iyi olacaktır. En azından vezir aldığınız gibi fullediğinizde size bir zararı olmayacaktır. 2 ay önce elinizde yeterli bir birikim yokken, hatta belki alamayacaksınız, elinizdeki birikim yetersiz kalacak. Kaça kadar getirebilirsek getireceğim ki paye konusunda sıkıntı yaşamayalım. Çünkü yeterince birikmiş bir kitap tecrübesi var ve muhtemelen 5 yıldızları fulleyecek zaten. Ne kadar bize kitap tecrübesi gerektiğine de bakarız. 425 yapıyorum. 430 yapacağım. Gördüğünüz gibi madalyasına kadar arkadaşımız biriktirmiş zaten. Ve şu anda dediğim gibi bir Eftelya gücüne gelmiş olacak neredeyse. Erçilimiz direkt olarak tek seferde hem de. Hem de ne olacak? Vezire verdiği payelerle arkadaşımız muhtemelen sunucular arasında alacak. 445'i de basalım. Şimdi 450'de öncelikle bir kalsın. 5 yıldızlı bir yeteneğimiz 400. seviyeye kadar basabileceğiz. Buna ne kadar kitap tecrübesi gerekiyor? Öncelikle şuradan bir hesap makinesi açalım hemen. Evet, bir hesaplamasını yapalım. 5 yıldız bir yetenek 400. seviyeye gelirse 2000 yapar. Her bir yetenek için istenen kitap tecrübesi 200'dür arkadaşlar. Çarpı 200 yaptığımızda şu anda bakarsak 400 bin kitap tecrübesi bize bir tanesinin fullenmesi için gerekiyor. Yani bize toplamda iki tanesine 800 bin gerekiyormuş. 800 bin ama bizim elimizde ne kadar var? 579 bin var. 220 binlik bir eksiğimiz kalıyor ama 1869 tane zaten süper payesi var bu arkadaşımızın ve 3579 tane payesi olduğu için bunların hepsini fulleme hepsi yetecek. 6 yıldızları düşünelim. Bunların hepsini 4 yıldıza getireceğiz. Tekrardan bir hesap makinesi açacağım. Hem siz de nasıl hesaplayacağınızı görmüş olursunuz. Şimdi 5 tane 6 yıldız yeteneğimiz var. 5 çarpı 6 yapıyoruz. 30 tane. Bunların hepsini 400 ile çarpacağız. 12.000 yetenek yani. 4 bunların hepsini fullediğimde ben 12.000 yetenek basmış olacağım. 12.000 yetenek bana kaç tane süper payeye mal oluyormuş? Onu bölelim. Bölü 6 yaptığımda 2.000 tane süper payeyle ben bunların hepsini fullemiş olabilirim. Yani 400, 400, 5 çarpı 400 ile ben bunları sadece 5 çarpı 400 yaparak da 2.000 tane süper payeyle toplam bunların hepsini fulleyebileceğinizi zaten görebiliyorsunuz. Benim elimde kaç tane süper paye vardı? 1869 tane, 131 tane buradan eksik kalıyor. Dediğim gibi şu payelerde bunların fullenmesini yeterli oluyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Öncelikle 5 yıldızların hepsini ben öncelikle bir kitap tecrübesiyle fulleyeceğim. 5 yıldızları süper paye atmayacağım. Süper paye atmıyorum çünkü 6 yıldızları atıyorum ben sadece süper payeleri. Şunu silelim. Oto tıklayıcımız bir reklamı geçsin. Evet, şu anda direkt kitap tecrübesini fullemek amaçlı. Ben direkt buraya bir tane zaten oto tıklayıcımı koydum. Ve bu fullenene kadar basıyoruz. Bu sadece geri kalan kısmı zaten payelerle ben destek çıkacağım buna. Bu hepsini bassın. Daha sonrasında görüşelim. Evet, bir tanesini 360'a getirdim. Diğerini de gene geçtim ki ben çünkü normal paya basarken bir ona bir ona şeklinde bastığım için bir tanesini fulleyip diğerini bırakmak istemedim. En azından benim paya basma taktiğim olduğu için.
Buna da biraz bassın. Zaten dediğim gibi kitap tecrübelerini direkt basıyorum, herhangi bir şekilde şey yapmıyorum. Bin bin bastığı için de çok da uzun sürmüyor. Ama videoyu da uzatmak istemiyorum. Bunu da seviyesini bassın, 93'lerde hala zaten. Bunu bastıktan sonra da devam edelim. Evet, şu anda artık bunun da sonuna doğru geliyor. 200 küsürüncü seviyelerde. Ben bunu da fulleyeceğim güç payesiyle de. Bunu videonun sonunda da fulleriz artık. Evet, elimizde kitap tecrübesi kalmadı. Zaten basacağımız bir kitabımız da kalmadı. 6 yıldızların tamamını süper paya atacağım bu arada. Hemen süper paya kısmında gelsin. Süper paylarımızı da kullansın. Yeteneğimiz gördüğünüz gibi 2900'lerde şu anda. Evet, şu anda ilk yeteneğimiz fullendi sayılır zaten. Bunu fullesin. Oyun biraz donduğu için gördüğünüz gibi biraz yavaş basıyoruz. Kaç yetenek? 5265 yeteneğe gelmişiz zaten. Evet, şu anda max yeteneği gördü. Gene ben bu elçide seviye basacağım ama şu anda en azından bu şekilde düz hesaptan gösterelim dedim. İkincisine geçiyorum. Gene aynı şekilde. Zaten yerinde süper payımızdan basıyoruz. Şu bir tanesini boş bırakırım. 5 yıldızlarla birlikte onları da paydan fullerim diye düşünüyorum. Devam etsin. Şunu da bassın. Videonun hepsi, yani video çok uzun olmasın diye özellikle kesiyorum ki bu kısımları. Hani zaten tek tek görmeniz. Gerçi bunu izlemekten zevk alacak olan da olabilir ama gene de olsun. En azından video çok uzamasın. 25-30 dakikayı görmeyelim yani. Evet, bu yeteneğimiz de fullendi sayılır. Bu da fullensin. Diğerine geçeceğim. Bu süper payları tabii biriktirmesi iyi de. Basarken de insanın içi gitmedi. Benim bile değil ama şu anda yani onların böyle azaldığını görüyorum. Şimdi 1000'den aşağı düşecek mesela. Üzülerek izliyorum bazen yani. Değiştirelim. Ne kadar DG verdi bu arada, ona bakalım. 158 hem devrek gücü vermiş. İki tanesinden verdi. Pardon, iki tanesinden, şunlardan da verdi yine aynı şekilde. Toplam 300 hem'i görür diye düşünüyorum ama yine de tam bilmiyorum ne kadar verecek, hesaplamadım. Bunu da şöyle ototıkı başlatırsak. Evet, bunu da bassın. Evet, bu yeteneğimiz de şu anda fullendi. Artık max seviyeye geldik. Kaçan vermiş devlet gücü. 206 eme gelmişiz. Buna da gene ototık kullanın. Şu son ikisini de ototukla gene devam edeceğim ben. Bu ototuk Allah'tan var yani. Olmasa bunlara teker teker basması vardı bir de. Neyse, devam etsin. Şunları bastıktan sonra tekrardan videoya devam edelim. Evet, bu yeteneğimiz de şu anda fullendi sayılır. Bunu da bassın. Elimizde kaldı 275 tane şey. Süper pay. Kaç olmuş devlet gücü? 255 em olmuş. Herhalde şunu fulleyebilseymiş 300 em görebilirmişiz ya. Şunu silelim. Evet, şunu da son olarak bassın. Daha sonra ben normal paylarını basacağım. Onu da keserek basarız zaten. Fulleyelim. Kaç milyar vuruş yapıyor onu da en azından görmüş olalım. Evet, artık süper paylarımızın da sonuna geldik. Biraz uzun sürdü ama en sonunda ne kadar vuruş gücü olacak merak ediyorum ben de zaten. Evet, şu anda süper payları bitirdik. Hangi yeteneklerimiz kaçıncı seviyeye gelmiş bakalım. 400-400-400 oldu bunlar zaten. 274-221-360, bunları da fullleyeceğiz. İstersen videoda biraz da paya basayım. Daha önceden göstermiştim zaten nasıl paya bastığımı. Şimdi ben geliyorum, buna basıyorum. İki tane. Geçmediği zaman bunu kapatıyorum. Bilerek mouse kullanmıyorum şu anda, size de ses gelmesin diye. Şuna bir tane geçti, iki tane daha denedim. Geçmedi. Tekrar buna geldim. Bastım. Geçmedi. Bir tane üçüncü deneyeceğim. Bu da geçmiyor. Benim paya bas şeklim genelde bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir ona bir ona şeklinde. Geçtiyse bir üstüne iki tane daha deniyorum. Şuna geldim. Buna basalım iki tane. Geçti. Geçtiyse bir iki tane daha deneyeceğim. Bu da geçti. Bu da geçti. Bu da geçti. Böyle devam ettiği zaman hoş oluyor tabii ki. Şuna gelelim. 6 yıldızımız pek geçmiyor şu anda. Derken geçti. Bir tane daha deneyeceğim. Geçmedi. Hemen değiştiriyorum. Çok üstüne gitmiyorum. Çünkü üstüne gittiğimiz zamanlarda genelde yani affedersin ama bok ediyor yani. Bu şekilde ben güzel geçtiğine inanıyorum en azından. Şu anda da güzel geçiyor zaten. Bakalım. Bundan geçtik. Diğerine bastık. Şu anda 3 tane yeteneğim kaldığı için ben 3'ünden devam edeceğim. Hissederseniz 3'üncüyü basın mesela. Hissettim, 3'üncüyü bastım. 4'üncü de geçti. Ve geçeceğini bazen hissedebiliyorsunuz. Yani genelde ne zaman olsa
Bana şey yapıyor. Geçmeyeceği zamanlarda, geçeceği zamanlarda bazen bir içime resmen bir his gibi geliyor yani bu sefer geçecek bas diye. Şu an hissetmiyorum mesela geçeceğini. O yüzden 2-2 atıp geçiyorum hepsini. Geçtiyse 2 deniyoruz üstüne. Geçmedi. O zaman bir tane 6 yıldıza dönüyoruz. 6 yıldızlara gene bu şekilde basıyoruz. Geçmediyse hiç zorlamıyoruz. 5 yıldıza geçip tekrar oradan devam ediyoruz. Benim paya basma şeklim bu arkadaşlar. Hani siz de videoda görebiliyorsunuz en azından ne kadar geçebiliyor, ne kadar geçmiyor. Bu şekilde dediğim gibi ben daha fazla geçtiğini düşünüyorum. Çünkü diğer türlü tek bir yeteneğe yüklendiğimde 30-35 tane payı ben yediğini biliyorum. Arda arda hem de. Yani 6 yıldıza geçmiyor şu anda evet ama 5 yıldızlardan ben bu farkı kapatabiliyorum yani onlardan geçtiğiyle. Neyse ben bunların hepsini basayım. Daha sonrasında zaten görüşelim. 14.200 yetenek basmışız bu arada şu ana kadar. Ve hala devam ediyoruz. Evet, ben basmaya devam edeyim dediğim gibi. Daha sonrasında görüşürüz. Evet artık son yeteneğimizin son paylarını basıyoruz. Diğerleri fullendi. Hepsi 400, 400, 400. Bir tek şu 399'da şu anda. Evet bunda 400 yapmış bulunuyoruz şu anda. Bakalım kaç yetenek olduk? 16.060 yeteneğe çıktık. Erçil'le gördüğünüz gibi daha öncesinde zaten pay birikim vardı. Elimizde kaç payımız kaldı? Şu anda 2.252 payımız var. Muhtemelen elimizdeki madalyalarla geri kalan yetenekleri de ona göre yükseltiriz. Bir 15 seviye daha alıyor bildiğim kadarıyla ya da 20 seviye. Şimdi Erçil'imiz 326 hem özelliğe ulaştı. 16.060 yetenekte fullledik tamamen. Daha yeni alınmış bir Erçil. Ve alındığı gibi fullendi. İşte bu tarzda birikimlerle vezir almak aslında bu kadar güzel. Mesela Ilgaz ya da Cansır'ı alırken cazibe birikimiyle almak. Aynı zamanda pay birikimi de önemli. Efterli ya da Erçil alırken yine aynı şekilde pay birikimi yapmak. Ama ben dediğim gibi dedeye vesaire zaten pay vermediğim için onlara birikim yapmayı da paya basmayı da gereksiz buluyorum. Bu arada bu tür vezirlere yani bu bir güç veziri arkadaşlar. Hani itibar vesaire değil. İtibar basmanın hiçbir anlamı yok buna. Çünkü devlet gücü alamayacaksın. Şimdi 16.000 yetenekli bir vezirin 326 emlik bir devlet gücü vermesi resmen rezillik. Yani o yüzden bu tarz vezirlere harici bir şeyle bassanız gene devlet gücü alamayacaksınız yani. O yüzden bu vezirlere sadece güç basıyorsunuz. Hani bilgi, politika, itibar bunların hiçbiri bu vezirlere basılmaz. Ne kadar itibarı olursa olsun sizin arz odanıza ya da başka bir devlet gücü olarak size herhangi bir şey getirmeyecek. Bunun yerine farklı bir vezire basmanız, en kötü vezire dahi basmanız bundan daha fazla devlet gücü getirir size onu söyleyeyim. Şimdi 16.060 yetenek dedik, 326M özellik dedik, 450 seviyedeyiz şu anda. Uzmanlık kısımları yerleştirdim mi ona bakacağım. Uzmanlıklarla sanırım yerleştirir mi? Yerleştirmiş arkadaşımız sanırım. Yerleştirmemiş. Uzmanlıklarını da koyalım bunun. Hatta uzmanlığı şeyden sonra koyalım. Bakalım öncelikle kaç milyar? 16.060 yetenek. Ve şu anda net vuruş gücü olarak 36.324 milyarda. Şu anda 36 milyar çok güzel bir vuruş gücü. Bunun üzerine %30'luk bir takviye geldiği zaman da yaklaşık bize 49 yok 49 olmasın pardon %30 verdiği zaman 46 milyar civarı savaşlarda vuruş gücü sağlayacak. Efterliğimiz 50 milyarda 500. seviye olmuş. Buna da gene dediğim gibi zaten seviye basılacak. 36.324'te şunun uzmanlıklarında veziri var. Sonları şeyleri varisi varsa onları da koyalım. Ama çok güçlü varisleri yok sanırım arkadaşımızın. Altı 327 oldu 328. Şunu açalım. Şunu da koyarsak 40. seviye. 36.328'de 37.55 oldu. Şu anda 750'lik bir gördüğünüz gibi vuruş takviyesi vermiş bulunuyor. %2 de bu arada. Elinde eğer varis olsaydı gelişimde bakalım şeyi var mı elinde ona bakacağım. Neredeyse hiç kullanmıyor bu arkadaş anladığım kadarıyla gördüğünüz gibi. Diploması da var ama neden varisi yok anlayamadım açıkçası. Muhtemelen diğer vezirlerin hepsine birer tane varis yerleştirmiş. Bunu da yapmayın sakın. Bu tarzda vezirleri kullanın. En azından mesela şunların hepsine kullanılabilir. Yenilmez de dahil. Cansereği. Hani dedeye dediğim gibi herhangi bir şekilde ben yüklenmiyorum ama bu arkadaşımız ne yapmış ona bakalım hemen. Çok da bir şey basmamış aslında ama mesela şurada bilgileri falan
geçirmişliği var. 182 yetenek bilgi atmış. 187 politika yatmış. Bunlar yazık. Yapmayın. Kullanmayın. Yapmayın etmeyin. 15.960 yetenek diye şu anda. Hemen buradan gelip bir sıralamaya da bakalım sunucular arasında ne yapmışız. Birinci sıradayız. 15.960 yetenekteyiz. Milagro birinci sırada. İkinci sıradaki arkadaşımız kaç yetenekte? 5200 basanlar Mutaz basıyor. Şu anda 808'den basmış. Onun haricinde 2987, 2656'larda gelenler var. Bu yetenekler sadece bizim güç payesinden aldıklarımız. Bunların haricinde bir paye birikimi de var ancak arkadaşım bütün birikimini size göstermek istemiyorum açıkçası. Çünkü aynı bu giren sunuculardan birinden en azından rakip çıkabilir ya da elinde ne kadar yetenek olduğunu görebilir videodan. Evet, bu video ile ilgili söyleyecekleriniz bu kadar. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.